Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili arkadaşlarım. Hepiniz tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bu Gülsüm ne yapıyor? Şöyle sizlere malzemelerimi ben şöyle bütün malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Bu poğaçamı ben dün yaptım. Bugün de arkadaşım istedi. Arkadaşıma yapıyorum. Dün yaklaşık 400 kusur öğrencimiz var. Ve yaklaşık bir yiyen iki tane de yiyor, üç tane de yiyor derken yaklaşık 1000 tane yapmışımdır yani. O yüzden bugün de tekrardan arkadaşım bana günler olmuştu diyeli malzemelerini getirdi ama ben işten geldikten sonra yorgun oluyorum ya işlerim oluyor falan derken o rica edince dedim tamam yapayım dedim ben de şöyle malzemelerimi hazırladım. Şöyle yaptığım poğaçaları arkadaşım şu şekilde hani iki tane küçük çocuğu var poşetlere koyup difrize koyacak günlük çocukların beslenmesine katacak arkadaşlar. Biliyorsunuz dışarıda poğaçalar poğaça olsun simit olsun her şey artık pahalandı 5 lira 6 lira bir poğaça. O yüzden ben de bu şekilde ara ara çok yapardım çocuklarıma şimdi artık büyüdüler. Onlara ara ara atıştırmalık olarak yapıyorum ama okula götürmüyorlar artık okuldan yiyorlar ama belki de büyüdükleri içindir ama beslenmelerine ben de çok kattım arkadaşlar. Şimdi şöyle hem size de fikir olsun hem de sizinle beraber şöyle tarifimi paylaşalım canlar. Şimdi şöyle arkadaşlar benim şöyle difrizden çıkardım bir tane yaş mayam var. Artık bunu her videomda söylüyorum. Ben yaş mayamı difrizde muhafaza ediyorum. Şimdi şöyle 2 bardak ılık suyumu alıyorum. Öncelikle şöyle bir güzel yaş mayamı eritiyorum. Evet, yaş mayamı erittim ve hemen arkasından şöyle 2 su bardağı köy sütümü koyuyorum ablamın sütü bu. Arkadaşım malzemelerini getirmişti ama benim dedim köyden buzluğundan indirdiğim sütüm vardı süt getirme dedim. Şöyle 1 su bardağı sıvı yağını koydum. Ben normalde zeytinyağı da kullanıyorum bazen. Arkadaşım sıvı yağ getirdiği için sıvı yağ koydum canlar. Normalde sıvı yağ konuyor tabii ki de. 3 yumurtamın 2 beyazı yok 3 beyazı bir tane de sarısını tümle beraber tüm olarak kırdım. Ve 2 tane sarısını üzerine ayırıyorum bu şekilde. Şöyle 3 yemek kaşığı da toz şekerimi koydum. Şöyle bir karıştırayım. Hemen bu aşamada bir yemek kaşığı da tuzumu da ilave edeceğim. Hepsini karıştırıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar dün yaklaşık 1000 tane yaptım ben bu poğaçada. 3-4 gündür demiştim arkadaşıma da. Dedim bugün hadi şöyle aradan çıkalım. İşten gelince ben de yorgun oluyorum. Dedim bugün birazcık daha iyiyim. Hemen şöyle ben arkadaşlar efsane un kullanıyorum poğaçalarımda. Efsane unu sizlere de tavsiye ediyorum. Poğaçaları kufur kufur oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. O yüzden efsane unu aldırdım yani. Böyle söyleyeyim. Koyduktan sonra şöyle iyice bir karıştıralım. Unumu göz kararı, unumu hiç ölçmedim. Unumu göz kararı yapıyorum. Çok sert bir hamur yapmayacağım. Biraz cıvık bir hamur olacak.
Sanırım bu yeterli. Bir daha un ilave etmeme gerek kalmayacak sanırım. Şöyle bir iyice unumu yedireyim. Yeterli. Siz de kontrollü bir şekilde koyun ununuzu. Birazcık daha fazla koysaydım sert olacaktı. Hamurum birazcık daha. Bir şöyle ben yani tam benim istediğim kıvam şu anda. Biraz ele yapışan bir kıvam istiyordum. Ha, birazcık daha sert olursa hamurunuz muhakkak yine yumuşak olacaktır. Ama muhakkak fırına koyarken tepsi mayasını yaptırın poğaçalarınızın. Bu çok önemli arkadaşlar. Muhakkak tepsi mayasını yapmadan fırına sürmeyin. Şöyle birazcık daha yoğurduktan sonra şöyle hemen mayalamaya bırakacağım. Kadar yeterli benim için. Bak, elimde hamur var ve ele yapışan bir kıvam oldu. Gördüğünüz gibi şöyle cıvık bir kıvamı var. Bu kıvam tam benim istediğim gibi. Evet. Şimdi şöyle elimdeki hamurlardan bir kurtulayım. Evet. Şimdi ellerimi şöyle yıkadıktan sonra şöyle sizlere tekrar bir daha kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın ellerimi yıkadıktan sonra çok fazla yapışmıyor elime. Ama muhakkak yoğururken elimdeki hamur kalıntısıyla yapışıyor. Ama ben birazcık daha yoğurursam tabii ki yine de elime yapışacak. Şu kıvamda olacak poğaçamız. Bakın. Hafif ele yapışan bir kıvam olacak yine. Şimdi hemen şöyle kapatıyorum ağzını. Yaklaşık yarım saat dursa bizim için yeterli olacak. Yarım saat sonra poğaçalarımızı açmalarımızı daha doğrusu boş açma yapacağız. Açmalarımızı yapmaya başlayacağız sizinle beraber. Şimdi arkadaşlar şöyle yaklaşık bir saati geçti arkadaşlar. Benim hamuruma bakar mısınız? Hamurum neredeyse doldu taştı diyeceğim. Pazara da gittim. Bu arada ben pazara gittim geldim. Hamurum kabarana kadar. Şimdi şu şekilde şöyle hamurumu tezgahıma alacağım. Tezgahım temiz bu arada. Sildim. Tekrardan. Şimdi şöyle hemen birazcık altına yağ alacaktım ama şöyle hemen birazcık elime yağ alacağım. Birazcık tezgahımın altına süreyim şu şekilde. Çok havasını söndürmeyeceğim. Şimdi boş açma yapacağım arkadaşlar. Arkadaşım açma istemişti. Ben poğaça dedim sanırım başlarda. O yüzden şimdi şu şekilde şöyle kenara alacağım hamurumu. Şuradan bir kısım, şuradan kenardan başlayacağım. Şöyle şurayı temizleyeyim öncelikle. Hiç beze tutmadan, şöyle birazını daha alayım. Hiç beze tutmadan, şöyle vuracağım hamuru. Şu şekilde açacağım en pratik haliyle. Çünkü saat bayağı bir oldu. Pazara gittim. Pazardan da Zeynep'in ihtiyaçları vardır. İhtiyaçları bitiyor mu? Bitmiyor. Tahtakale'ye dolaştık. Oradan rahat bir 2 saate yakın dışarıdaydık. Şu şekilde yapıyorum. Ve tepsime diziyorum. Hemen yine şöyle bir kenardan alacağım. Şöyle atacağım. En hızlı haliyle açmalarımı yapacağım. Evet. Bu şekilde. Hatta şu tepsime koyayım önce.
Şöyle küçük küçük yapacağım. Çok büyük yapmayacağım. Zaten birazcık da kabaracaktır. Çocukların beslenmesi için ideal olacak yani. Şimdi ben bunu okulda arkadaşlar yaklaşık 450'ye yakın öğrencimiz var. Öğrencilerimize yapıyoruz. Yiyen çocuklarımız maşallah çok güzel yiyor. Çok seviyorlar poğaçayı, açmayı, pizzayı. Bu tarz hamur işlerini çok seviyorlar. Bir yiyen valla 2 de yiyor, 3 de yiyor, 4 de yiyor maşallah. O yüzden günlük neredeyse yaptığım zaman 2 kişiyiz biz. Döndü ablam var bir de. 2 kişi 1000 adet bile geçiyor yani. Yaptığımız yaklaşık 1000'i buluyordur yani. Çok rahat. Tabii ki sadece iş yerinde açma değil. Tabii farklı farklı beslenmelerimiz oluyor her zaman. Öğlen yemeği çıkarıyoruz. Kahvaltı çıkarıyoruz derken akşamın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Hiç beze tutmaya gerek yok. Çarpın hamuru açın. En pratik haliyle. Dediğim gibi kaç gündür yapacak oluyorum ama gelince yorgun oluyorum. O yüzden yapamamıştım. Dedim bugün şu söz vermişim. Aradan çıkarayım hiç olmazsa. Şu şekilde hemen birazcık şurayı doldurayım. Şöyle olsun. Biraz şöyle çok yaklaşmasın birbirine. Evet. Bu şekilde tepsimin bir tanesi tamam. Şimdi diğer tepsimi de koyacağım. Benim tepsilerim küçük olduğu için sanırım 2 tepsiden fazla çıkacak. 3 tepsi falan çıkacak arkadaşlar poğaçamız. Açmalarımız. Şöyle bir tepsisinde peynirli yapacağım. Şöyle 2 tepsisini boş açma yapacağım. Bir tane daha yaptığım zaman şöyle tepsilerim doluyor. Şimdi nerede benim yumurta sarım? Evet burada. Yumurta sarımın içine burada 2 tane yumurta sarım vardı. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar
sıvı yağ koydum. Şöyle hemen üzerlerine süreyim. En hızlı şekilde. Çünkü saat şu anda 10'a geliyor. Pişti, etti, hepsi diyene kadar saat neredeyse 12 olur. O yüzden şöyle hemencecik. Üzerine de susam atacağım. Diğer tepsimi de şöyle yumurta sarısını süreyim. Benim bu verdiğim tarifte arkadaşlar poğaçada yapabilirsiniz, açmada yapabilirsiniz. Hepsini yapabilirsiniz yani. Şöyle bir tepsilik istiyorsanız, ben biraz fazla yaptım hani 2-3 tepsilik falan çıksın diye. Arkadaşımın malzemelerine göre siz bu malzemelerin yarısını kullanabilirsiniz. Evet, şu şekilde 2 tepsim açmalarım. Şimdi bunları bekleteceğim, şöyle bir 10-15 dakika tepsim mayası olacak, ondan sonra fırınıma süreceğim arkadaşlar. Şöyle bir kenara alayım. Şimdi arkadaşlar şöyle kalan hamurumu da şöyle minik minik poğaçalar yapacağım. Diğerleri açma olsun. Biraz önce pazara gittiğimde birazcık lor peyniri almıştım. Birazcık da yufka aldım. Kendim için börek yapacaktım. Azıcık lor peynir katacağım içine. Şöyle yuvarlak yuvarlak açalım. Yapalım, yuvarlayalım şöyle. Çok büyük yapmayacağım parçaları, biraz küçük yapacağım. Şöyle yağ söyleyeyim birazcık da. Şu da çok küçük olacak. Şunu biraz küçük olanlara bölüştüreyim. Şimdi şu şekilde. Ortalarını birazcık açtım. Şöyle ortalarına da şöyle maydanoz ve lor peynir koyacağım. Aslında bunu kaşarlı yapsanız daha güzel oluyor da. Malum peynir fiyatları aldı başını gitti. Şöyle.
Biraz maydanozumu fazla doğramışım sanki ama. Olsun varsın, aceleydi artık. Olacak o kadar. Şimdi şu şekilde kapatalım. Şu şekilde poğaçalarımızı koyalım. Şöyle üstünden bir bastırayım. Şöyle ikiye katlayıp şu şekilde şeklini veriyoruz. Şöyle bir bastırıyorum. Şu şekilde şeklini veriyorum. Şu şekilde hepsini. Biraz altına çok yağ sürmemişim herhalde. İşte. Şu kısma yağ sürdüm. Koyduğum yere biraz sonra, az sonra aldığım zaman yapışmasın diye şöyle altına yağ sürdüm. Bolcana. O yüzden bu tarafa alıyorum poğaçalarımı. Hepsini bu şekilde hallettim. Şimdi şu yağ sürdüğüm kısmı alıyorum. Poğaçalarım. Bunlar da burada banyolanmış olacak. Diğer poğaçalarım pişene kadar. Evet. Onlar da burada bekleyecek artık. Şu şekilde. Bunlar da burada tepsi mayası gibi beklesinler. Sonra hepsini pişirirken tekrardan görüşürüz canlar. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir 5-10 dakika falan duruttum. Tepsi mayamı yaptım birazcık. Şimdi artık hiç oyalanmadan fırınıma gönderiyorum poğaçamın bir tanesini. Evet. Şimdi şöyle yaklaşık 200 dereceye getiriyorum ve turbo ayarıma getiriyorum fırınımı. Pişmeye alıyorum. Şöyle sevgili takipçilerim, sevgili arkadaşlarım, benim açmalarım ve poğaçalarım pişti. Evet canlar, şöyle göstereyim sizlere. Bakın, şöyle yumuşacık oldular. Çok fazla tepsi mayasını yapmadım. İlk birinci tepsime ve ikinci tepsime 15 dakika arayla piştiler. Ve en son şu poğaçalarımı bıraktığım için fırına yumuşacık oldular. Daha yumuşak oldular. Burada muhakkak tepsi mayamızı yapmamız lazım canlar. Biraz ne kadar şöyle yarım saat 40 dakika falan dursa daha güzel kabarırlardı. Ama benim o kadar fırsatım olmadığı için geç saat oldu çünkü. O yüzden bir an önce hemen pişsin dedim. Şöyle canlar. Yiyecek olan çocuklarımıza afiyet olsun diyorum. İnşallah beğenirler onlar da. Böyle canlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur sizlerin de. Bir dahaki videolarda görüşürüz canlar. Hepinize kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.